toprak, salçalı ekmek. Oğlum bak balım ısmarlıyor, pahalı bir şeyler yesene. Evet bak çok param var benim. Baksana. Benim bir fikrim var. Neymiş? Refik abinize taze balık gelmiştir. Var mısınız balık ekmek yemeye? Varız. Yokuz. İyi tamam. Sana da salçalı ekmek söyleriz o zaman. Yavaş yavaş. Hayat uzun bir köprü aslında. Oğlum dur, dur balım, balım dur, dur kızım, dur. Bir girişi var, bir de çıkışı. Giriş ve çıkış arasında bir yerlerde karşılaşırız bazen birileriyle. Kızım battı çoktan, kurtaramayız bak. Baba kumbaram, baba kumbaram, kumbaram. Üzülme kızım, yenisini alırız. İstemem, onu bana annem almıştı. Onun annesiyle de karşılaşmışsın bir yerlerde. O ölmeden hemen önce... ve bugün buradaysan biraz da o sebeple. Balım. Düşen alt tarafı bir kumbara olsun. Şöyle düşün. Annen kumbarayı mı daha çok sever yoksa seni mi? Beni. Evet. Hadi bakalım şimdi sil gözyaşlarını. Anneyi daha fazla üzmeyelim tamam mı kızım? Hı? Öyleymiş. Çocuklar üzülünce anneler daha çok üzülürmüş. Genelde yani. Benim annem en çok doğduğum gün üzülmüş. Yok yanlış bir şey düşünmeyin. Bana bir şey olmamış. Her şeye inat nur topu gibi gelmişim dünyaya. Onun yüzden de buymuş zaten. Benim doğmuş olmam. Kucağına bile almak istememiş. Koklamamış. Öyle yani istememiş beni. Hatta anlatırdı böyle koca kahkahasıyla. Beni hastanede bırakıp kaçmaya bile çalışmış. Hep annesizdim. Benim annem ölmedi. Ama beni hiç sevmedi. Başka da kimsem yok. Zaten bu dünyada gidecek yerim de yok. Ben artık o köprünün çıkışına geldim. Aleykümselam, gel. Çek bizi oradan. Dur, oğlum yanaşma, yaklaşma. Kumbara. Çek bakalım bize ya. Hemen. Aa, kumbaram. Balın, kızım. Kızım dur. Kızım. Kızım dur, kızım. Dur, dur, dur. Çocuklar durun orada durun. İyi misiniz? İyi misiniz? Yüzmek istemedim ama yüzdüm. Thank you.
Gencecik kız kim bilir neler yaşadı. Kuzu kız. Hangi kız? Şimdi karakolun önünde gördüm ben bugün. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Asayiş şubeden geliyoruz. Birkaç sorumuz olacak sana. Çok pardon. Müsaadenizle. Birkaç soru da bir soralım Aslı'ya. Nasıl hissediyorsun kendini? Kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim. Herhangi bir şikayetin falan var mı? Gayet iyiyim. Tamam. Şimdi birkaç bilgini alacağız. Polis arkadaşlar da alır zaten. Ailene falan haber verelim. Adın nedir? Annem beni o kadar istememiş ki adımı da hiç düşünmemiş tabii. Bu arada adına karar verdiniz mi? Hemşire sorunca camdan dışarı bakmış. Bu karanlık geceye. Gece olsun. Gece? Gece. Sonra da gece koymuş adımı. Bu yaşıma kadar yaşadıklarımı düşününce soru işareti geceden daha iyi geldi bana bir an. Adını söyler misin? İsmini söyler misin lütfen? Belki mantıksızdı ama hatırlamıyorum dedim. Bilmiyorum. Kim olduğunu hatırlamıyor musun? Adını. Hatırlamıyorum. Değil mi? Geçici hafıza kaybı yaşıyor olabilirsin. Peki denize düşmeden önce neler yaşadığını, nereden geldiğini, aileni falan hatırlıyor musun? Denize düştüğüm an var. Sadece başka bir şey yok. Bu tarz sert düşüş ve çarpmalarda geçici hafıza kaybı yaşanabiliyor. Ne kadar sürer peki? Belki haftalarca, belki günlerce ya da aylarca. Hastaya göre ya da duruma göre değişebilir. Geçmiş olsun. İçine atma. Düşündüğünden çok daha cesaretlisin. Denemekten sakın korkma. Bitti. Hadi bakalım uyku vakti. Herkes yatağına. Hadi bakalım gel gel gel. Oh oh oh. Hop. Hop. Babam ne zaman gelecek? İşi bitince gelecek. Ben buradayım merak etme. Hadi bakalım. O kız deniz kızı mıydı? Hangi kız? Deniz kızı mı? Kuyruğum vardı ki oğlum. Yoktu. Betüş. Efendim o? Denizden çıkan kız kumbaramı da görmüş müdür? Bilmem ki görmüş müdür. Kumbaram denize düştü. O da denize düşmüş. Ya aynı yere düşmüşlerse? Sen hala kumbaramı mı düşünüyorsun? Evet. Bence düşünme artık. Gitti o. Ne yapalım? Hadi yat artık. Yat bakalım yat yat yat. Şu üstünü de örtelim. Oh kapat. Şimdi çok güzel şeyler düşün tamam mı? Çok güzel şeyler düşün ki çok güzel rüyalar göresin. Kapat, 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 kapat. Annemi göreyim. Biz onu görsek de o bizi görmüyor. Görüyor. Görmüyor. Görüyor. Görmüyor. Görüyor. Görüyor. Yatıyoruz, kapatıyoruz gözümüzü. Bir, iki, üç, kapattık. Çok güzel şeyler düşünüyoruz. Tamam mı? Çok güzel şeyler. Hadi bakalım. Kapat, kapat, kapat. Kapatıyoruz, kapatıyoruz. Düzeltelim şunu, düzeltelim şunu, düzeltelim şunu. Hop. Görmüyor. Görüyor. Görmüyor.
Hoş geldin. Hoş buldum Betül. Ya kusura bakma, sana da akşam akşam iş çıkardım. O ne demek Erdem, aşk olsun. İş olur mu? Çocukları görmüş oldum, iyi oldu. Yattılar mı var? Yeni yattılar. Kız nasıl? Vallahi geçici bir hafıza kaybı yaşamış. Doktor öyle söyledi. Aa. Yani zamanla geçecekmiş. Nedenin tarihini falan da mı hatırlamıyor? Hayır. Hatırlaması daha iyi belki. Çocuklara çorba yapmıştım. Sana da ısıtabilirim hemen. Gayet yok yok, sağ ol. Ellerine sağlık, aç değilim. Acıkırsam ısıtırım. Sağ ol. O zaman ben gideyim yavaştan. Çok sağ ol, tekrardan. Ne demek? Ben zevkle yapıyorum. Ne zaman istersen buradayım. Biliyorum. Ben geçireyim o zaman seni. Görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Yiyeceğine götürsene işte. Deniz, sonra da ekmekleri al gel. Tamam baba. Oğlum ne yapıyorsun sen? Geç 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 geç. Geç. Dur. Oturun bakayım. Al bakalım kızım. Benim size bir haberim var. Artık masa başı çalışacağım. Yani şimdi müdür mü oldun? Gibi oğlum. Öyle gibi yani. Akşamları eve erken geleceğim. Ve hafta sonu hep sizinle olacağım. Oley! Yaşasın! Yaşasın! Beraber yüzmeye de gider miyiz? Gideriz tabii oğlum. Maça? Maça da gideriz. Hepsine gideriz. Hadi yiyin, yiyin, hadi.
Buyurun, sizi şöyle alalım isterseniz. Uzanın lütfen. Ben artık gitmek istiyorum buradan. Kırpma gözlerini lütfen. Hafızan geri geldi mi? Yok. Buradaki 24 saatlik müşahede süren de olmadığı için çıkışını onaylayamam. Ama iyiyim ben. Onu biz bile bilemiyoruz. Sen nereden biliyorsun? Yani bir ağrımsızım yok. Senin gibi travmadan hastaların hayatını kurtarmak için bu prosedür var. Hafızam yerine gelene kadar tutmayacaksınız ama beni burada değil mi? Şimdi hafızan ne zaman geri gelir bilemem. Ama buradaki prosedürleri uygulamak zorundayız. Şimdi yat, dinlen lütfen. Tamam. Geçmiş olsun. Günaydın arkadaşlar. Evet. Amirim, günaydın. Günaydın Haliye'ciğim. Sizi böyle masa başında görmek ne bileyim, garip geldi. Niye garip geldi ya? Yıllarca koşturduk işte, biraz da biz oturalım değil mi? Bu, ne bu? Sisteme girecek tutanaklar. Tamam. Aman efendim, aman efendim. Nasıl da yakışmışsınız benim masaya. Öyle mi dersin? Öyle. Öyle ama amirim. Bak aman diyeyim, vazgeçmek yok. Ben bu kadar zamandır sahaya çıkmak için bekliyorum. Öldürsen dönmem bir daha bu masaya, haberin olsun. Merak etme Oğuz. Benim de bir yere döneceğim yok zaten. Şükürler olsun. Şükürler. Nasıl? Sahada ilk gün? Rengarenk. Evet. Kravatı annem düşünmüş. Ahengi bozmamış değil mi? Yok yok, o ahengi hiçbir şey bozamaz. Ben de böyle düşünüyorum. Şimdi amirim bak, bu dosyalarla da al, tamam bende. 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 Abi, biraz konuşalım mı baş başa? Vay Devrem, bensiz mi? Aşk olsun. Özel bir mesele. Özel. Özel. Öyle olsun. Bende. Ben ne yaptığını görüyorsundur umarım. Ne yapmışım ya? Ya bırak, bir de dalga geçiyorsun ya. Abi ben ne yapacağım bütün gün bu renkli şeyle, itin uğursuzun peşinde? Allah Allah, yardımcın olsun kardeşim. Tamam da neden abi? Neden? Ya senin gibi bir adamın ne işi var masa başında? Sen sokakların adamısın. Öyle olması gerekiyordu işte Giray. Abi tamam da bak, sen yapamazsın yani. Ya oğlum, sen böyle olması gerekiyordu ya. Sorup sorup duruyorsun. Yani benim çocuğum var 3 tane, annesiz. Onların bana ihtiyaçları var. Tamam, bu konuyu kapatalım. Anlaşıldı amirim. Kızdan haber var mı? Hangi kızı? Denizden çıkan. Ha, yok yani ilginç bir şekilde ne arayan var ne soran var. Hiç onun kriterlerine uygun bir ihbar bile gelmedi. Yani hiç öyle aranıp sorulmayacak bir kız gibi de değil aslında yani. Güzel bir kız, renkli gözlü falan. Yok, ben şimdi bunu gördüm ya amirim geçen gün karakolun önünde. Bir kaldım yani, böyle bir garip oldum. Anladım. Ben o zaman bugün bir hastaneye uğrarım. Bakayım hatırlamış mı? Hmm. Şey yapayım, ben gideyim. Senin var ya ciğerini biliyorum. Abi. Sen var ya sen. Ya yok, ondan değil. Ben... Bırak, bırak. Giray! 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 Tamam, pardon, pardon, pardon. Tamam, tamam. Ne oluyor? Market soygunu, anons geçtiler. Koş dedim, koş. Tamam. Ben de orayı toparlayıver toprağım. Haydi, haydi, haydi. Yavaş. Merhaba. Erdem ben. Dün buradaydım asayiş şubeden. Merhaba. Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim. Güzel. Niye sordun? Merak ettim. Beni. Hı hı. Hiç tanımadığın birini merak ettin. Evet. Tuhaf. Neyse, bunu getirdim sana. İhtiyacın olur diye düşündüm.
Nereden bildin? Neyi? Elbise sevdiğini. Giyecek bir şeye ihtiyacım olduğunu. Pek de zor olmadı. Yani denizden bavulumla çıkmadım. İhtiyacın olur diye düşündüm. Çıkarsan giymek istiyorum. Tabii. Rahatına bak. Teşekkür ederim. Hakan efendi, anlamıyorum. Biz bir yerden tanışıyoruz da hatırlamıyor muyum? Hayır. Tanışmıyoruz. Yani böyle seni bu şekilde bırakıp gitmek içime sinmiyor. Ben başımın çaresine bakarım. Ailen yok, arkadaşların yok, hiçbirini hatırlamıyorsun, paran yok. Nereye gideceksin? Ne yapayım? Gidecek yerim yok diye koynuna mı gireyim? Nasıl söz öyle? Sen beni yanlış anladın. Ben o manada söylemedim. Ailem var benim. Bir dakika. Senden bir şey rica edeceğim. Bu yaptığın şeyi bir daha denemeye çalışma, olur mu? Yani niye yaptığını tekrardan hatırladın. Sana mı geldi? Doğru söyle kızım. Boş ver şimdi ne olduğunu. Eğer oradaysa da söylemiyorsan vallahi gelir o evi başına yıkarım ha. İyi. Gelirse de hemen beni arıyorsun. Tamam mı? Hemen. Aramazsan da yemin ederim sen de belaya karışırsın. Ben sana söyleyeyim de gecenin peşindeler kızım. Anladın mı? Belalı tipler hepsi. Söylediğim için. Sorun yok. İyi misin? Korktum biraz. Beni bir yere bırakabilir misin? Araban var mı? Tabii bırakırım. Nereye bırakayım? Bilmem. Tabii gidelim. Yok bir şey. Tamam. Evet. Alın bakalım onları. Alın da bir görsünler hırsızlık yapmak ne demekmiş. Alın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ne demek efendim? Bizim vazifemiz böyle bir şey olduğunda hemen 155 polisi arayacaksınız. Arayın. Hiç derde yok. Mutlaka. Arayın. Ne yapayım? Konuşuyorum bir sen. Arayın. Polisi aramaktan çekinmeyin. Hadi. Nasıldın devrem Allah aşkına? Müthişti. Çok iyiydim vallahi. Şimdi benim ufak bir işim var. Seni yol kenarında atarım ben. Tamam mı? Ha, yok. İnmem ben. Ne demek ya inmem? Neden iş arkadaşıyız biz seninle? Senin işin benim işim. Sen nereye, ben oraya. O şekilde. Yapma ya. İniyorsun yol kenarında. Atla. İki çocuğun mu var? Üç mü? Ne yapıyorsunuz üç çocukla? Çocuksuz ev.
dumansız bacak misali. Karar verdin mi nereye gideceğini? Yani nerede bırakayım seni? Şurada ileride inerim ben. Nereye gideceksin peki? Bilmiyorum, bakarım başımın çaresine. Hafızan yok. Paran yok. Hayatında kimseyi hatırlamıyorsun. Adım bile yok. Nasıl başının çaresine bakacaksın? Nereye gideceksin? En iyisi şöyle yapalım. Seni bize götüreyim. Bir süreliğine. Ne dersin? Niye? Ne yapacağım size? Yani işte hafızan yerine gelene kadar. Doktor da zaten uzun sürmeyeceğini söyledi. Ya uzun sürerse? Sürsün. Yani sorun değil. Çocuklar misafire bayılır. Peki karın? Kim? Yani karın çocukların annesi. Kadın zaten 3 tane çocukla uğraşıyor. Bir de beni götürüyorsun. Ben ineyim ileride. Yok yok, sorun yok. Nereden biliyorsun? Sordun mu? Yani haberi var mı benim geleceğimden? Bak haberi yoksa ben... Karım yok. Nasıl yok? Yok. Boşandınız mı? Kaybettik. Tabii ne kadar beklerim? Ya sabır ya. Sana in dedim, inmedin. Bekleme istemiyorsan. Fark etmez benim için. İstedim. Aynen. Ver bakayım. 20 liradır be. 20 mi? Evet. İndirim yok mu? Kız. Demek bir kız meselesi. Ya ben sana arabada bekle demedim. Öyle mi? Öyle. Duymamışım devrem ya, kusura bakma. Kim bu kız? Sana ne? Sordum. Ya ne yapıyorsun? Düşün. Yatakta. Kızın yerine geçtim. Kız gibi düşünüyorum. Yani kız olsam nereye giderdime bakıyorum. Lan manyak, kızın aklı başında değil. Kendi düşünemiyor nereye gideceğini. Sen nasıl düşüneceksin? Şimdi tamam, anladım. Neyi? İşte niye aklıma bir şey gelmiyor oğlum? Sabır. Ya sabır ya. Ya sabır ya. Allah Allah. Ne dedim ben gene? Ya bana bak, bu hastaneye gelmişken senin bir şekerine mi baktırsak? Bu öfke normal değil çünkü. He? Hayır, polis sizde nihayetinde. Sigorta da karşılıyor. Ben geldim. Geldin. Gel bakalım aslan. Hoppa. Çocuklar. Bakın size kimi getirdim. Sana çok maceralı bir hikaye. Deniz kız da geldi. Deniz kız değil o. Sen deniz kızısın değil mi? Abin haklı. Deniz kızı değil. Peki nesin? Oğlum. Gördüğün gibi normal bir insanmış işte. Hayır, değilsin. Toprak. Peki. İyileştin mi? Ay işte. Neyin var? Biraz kafam karışık. Bizi görmek için mi geldin? Evet kızım, evet. Öyle de denebilir. Bir süre bizimle kalacak. Yani misafirimiz olacak. Bizimle mi kalacak? Hı hı. Yani tam olarak iyileşene kadar, kafa karışıklığı geçene kadar yardımcı olacağız. Uygun mudur?
Uygun. Uygun. Deniz. Harika. O zaman ben yemek yapayım size. Hadi bakalım çizgi filmine. Sen de rahatına bak. İstersen çizgi film de izleyebilirsin. Gel gel. Yardım edeyim. Etmek zorunda değilsin. Edeceğim. Peki. Köfte patates yapıyoruz. Sever misin? Bilmem. Ha, pardon. Nereden bileceksin ki? Bunu da mı hatırlamıyorsun?